Merhaba arkadaşlar. Bu videoda karmaşık ifadelerin türevini Wolfram Alpha ile kontrol etmeyi öğreneceğiz. Yani daha doğrusu Wolfram Alpha ile türev almayı öğreneceğiz. Şimdi sol tarafta görmüş olduğunuz karmaşık ifadenin eğer türevini bulmaya çalışırsak e, daha karmaşık bir ifadenin geleceğini e, öngörüyor olmamız lazım. Çünkü burada bölümün türevinin yanı sıra e, kar köklü ve bileşkeli ee, yani sinüsün içerisinde başka bir fonksiyonun olduğu e, bir ifade var. Bunların türevleri daha karmaşık gelecektir. Yani zincir kuralını uygulayacak e, olursak buradan örneğin e, kosinüs x çarpı kosinüs x artı 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x'in türevi gelecek. Tabi x artı 1 bölü x'in türevi de 1 artı 1 bölü x'ten e, eksi 1 bölü x kare gelecek. Yani gördüğünüz gibi tek başına bu ifade bile bayağı karmaşıklaşabiliyor. Şimdi bunun türevini aldırmak için yani daha doğrusu bizim hesapladığımız türevin e, doğru olup olmadığını kontrol etmek için tekrar tekrar türev almaya gerek yok. Bunu Wolfram bu Alpha'ya yazdırıp e, kontrol edebiliriz. Hatta eğer türev alma e, işlemi önemsizse yani direkt biz bunun türevine ihtiyaç duyuyorsak hiç hesaplamamıza gerek yok. Bunu Wolfram bu Alpha'ya yazdırıp türevini aldırabiliriz. Türevi almak için türev anlamına gelen derivatif ifadesini yazıyoruz. Ve buradaki ifadeyi buraya geçirmeye çalışıyoruz. Tabi burada önemli olan şey parantezlerin yeri. Çünkü x kare artı birin karekök ifadesini buraya istediğimiz şekilde yazdırmak için parantezlere dikkat etmemiz lazım. x kare artı bir üzeri 0.5 e, kare x kare artı 1 edecek. Eksi ln x artı sinüs. Sinüsün içinde bir parantez. Bir parantez daha. Çünkü x artı bir geri x'e böleceğiz. Üstteki ifadeyi bitirdik. Şimdi bölüm ifadesine geçelim. E, tanjant eksi 1 x de yazdırabiliriz buraya. Ark tan x de yazdırabiliriz. Fark etmiyor. Wolfram ikisinde algılıyor. x üzeri 5. E, i̇fademizi yazdık. Eğer bir yanlışlık yoksa ifademizi doğru yazmış olmam gerekiyor. Bakalım. Wolfram alfa bu ifadeyi algılıyor. Ve tekrar tekrar aslında hesaplıyor. Şu anda x kare artı 1 e, üzeri üzeri karekök ifadesine döndü gördüğünüz gibi algılayıp kendini yayı sonucunu verdiğini düşündükten sonra e, Hesabına Başlıyor tabi hesaplamış burada gördüğünüz gibi çok karmaşık bir ifade çıkmış e, Bu Burada dikkatimizi çekmesi gereken bir şey daha var O da şu biz ln x yazdırdık Burada logaritma x çıktı e, ln x ifadesi Wolfram alfa için log x Bizim bildiğimiz log, log x Logaritma 10 tabanında x bunu Wolfram alfaya algılatmak için ise logaritma 10 tabanında x yazabilmek gerek. Şimdi bakalım öncelikle cidden hani ln x'i doğru algılıyor mu? Mesela derivatif ln x dediğimizde bize 1 bölü x sonucunu veriyorsa ln x'i doğru algılıyordur. Şimdi gördüğünüz gibi ln x'i log x yazdırdı ve türevinin 1 bölü x olduğunu söyledi. Demek ki ln x'i doğru, doğru algılıyor. Peki biz logaritma 10 tabanında yani bizim bildiğimiz log x'i yazdırmak için ne yapmalıyız? Buraya bir taban işareti koymalıyız. Yani alt tire e, taban değerimiz ve x ifadesini yazdığımızda o bunu logaritma 10 tabanında x yani bizim bildiğimiz log x olarak algılayacak. Gördüğünüz gibi log 10 tabanında x yazdırdı ve türevi bildiğimiz log x yani logaritma 10 tabanında x'in türevi. Demek ki Wolfram alfa'ya ln x'i algılatmak için sadece log x de yazabiliriz. Ama log x'i algılatmak istiyorsak logaritma 10 tabanında x olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Eğer bu videonun işinize yaradığını düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve e, facebook sayfamızı beğenerek siz de bize destek olabilirsiniz.